Evet, öyle. Stres dediniz hocam. Evet. Stres de cildimizin hemen etkilendiği en önemli noktalardan evet. birisi. Peki yani. Kendimizi nasıl koruyacağız stresten ki cildimizde herhangi bir belirti olmasın? Ya işte stresten tabii korumak çok zor bir şey. Zor, çok zor. Yani insan kendini hani başını alıp belki bir dağ başına falan gidersen orada stressiz yaşarsın ama İstanbul gibi bir metropolde stressiz olmak çok zor. Yapabildiğimiz kadar öyle işte her şeyi çok ince şeyleri kafaya takmadan daha rahat olarak hani cildimizi ben işte hastalara da burada öneriyorum. Çok minimal şeyleri kafanıza takmayın. Biraz daha kendinize düşünün. Hani hep etrafla ilgilenmeyin. Kendinize dönük, kendinizde daha iyi hissedeceğiniz şeyler yapmaya çalışın. Bu şekilde biraz daha stresi azaltın. Çünkü stres birebir cilde yansıyor. Yani hem erken yaşlanma yapıyor, hem saç dökülmesi yapıyor, hem saçları beyazlatıyor, hem kaşıntılara yol açıyor. Yani bir sürü cilt hastalığı, işte beyazla beyazlıkla giden vitiligolarımız var, saç kıranlar var. Bir sürü cilt hastalığımız var bizim stresle bağlantılı olan. O yüzden yani yapabildiğimiz kadar, eğer yapabildiğimiz yetmiyorsa da uzmanlardan yani psikiyatristlerden şey alarak, yardım alarak bunları hafifletmek lazım. Başka yapılabilecek bir şey yok. Evet, saç dökülmesi dediniz. Ve hastanenizde de saçla alakalı da... Evet. TRP ve mezoterapi yapıyoruz. Mezoterapiler yapıyorsunuz. Ekim bölümünüz aynı. Aynen. Saç ekimi de var. Evet. Ekimi de yapılıyor. Yani saçla alakalı da her şey yapılabiliyor. Evet, aynen. Bünyemizde. Saç, tırnak bakımları, tırnak takipleri, onlar hepsi yapılıyor bizim bu cildiye bölümümüzde. Saç dökülmelerinde önce hastamızı görüyoruz. Hastanın durumuna göre kan tahlillerine bakıyoruz. Kan tahlillerinin sonucuna göre de ihtiyacına göre ağızdan tedavi, sürme tedaviler, şampuanlar, onların yanında da ihtiyaç olursa PRP, mezoterapi gibi ekstra uygulamalar yapıyoruz. Ve bunun da bir yaşı yok. Tabii. Yani artık zaten çok erken yaşlara iniyor. Evet, yani eskiden görmezdik. Şimdi 17 yaşında çocuklar saçı dökülme şikayetiyle geliyor. Yani muhtemelen bu yediğimiz içtiğimizin şeyleri bunlar. Etkilerini görüyoruz. Evet, ortam sonuçta. Kirliliği hepsi etkiliyor. Yani çevre kirliliği olsun, ortam kirliliği olsun, direkt cildimize temas eden aynen. cildimizin. Savaşıyoruz aslında bir nevi. Tabii. Yani yıpratıyor her şey. Yani bu büyük metropollerde yaşam insanı yıpratıyor. Dolayısıyla cildi de yıpratıyor. Şimdi böyle geçmişte ben anneannelerimizin resimlerine bakıyorum. Böyle ciltleri pırıl pırıl. Nasıl böyle parlıyorlar, evet. ay gibiler. Ama şu anda baktığımız zaman hocam hep böyle dışarıdan takviyelerle bir şeylerle yapmaya çalışıyoruz. İşte botoks diyoruz, bunun adına evet. botoks mu deriz, bunun adına dolgu mu deriz. Ya da teknolojinin en son çıkartmış olduğu cihazlardan Scarlett mi deriz. Yani bir şekilde mutlaka evet. toparlanmak gerekiyor. Toparlanmak gerekiyor. Çünkü gerçekten cilt en önemli. Yani artık en önemli organ. Organımız diyelim. Tabii çünkü direkt dışarıdan görülüyor. Nereye gitse ilk karşımızdaki kişinin gördüğü kısım burası, cildimiz. Evet. Yani kalpten bir hastalığımız olsa bunu dışarıdan görmüyoruz ama diğerleri hemen ciltte bir problem oldu mu dışarıdan rahatsız oluyorsunuz göründüğü için.